أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينأون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس بالحق قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
Hatta Merhabalar efendim. Cuma'ya doğru programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Deniz Necip Karakaya. Yine sizlerle beraber keyifli bir sohbet için, şu içinde bulunduğumuz vakti hakikaten liyakatli bir şekilde değerlendirebilmek için çok önemli bir konuyla, çok değerli bir konukla yine huzurlarınıza geldik. Geçirdiğimiz bu bir haftalık süre içerisinde sizlerin gönül dünyasının zenginleştiğini ümit ediyoruz. Çünkü mümin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi, günü gününe eşit geçmemesi gereken aslında kişidir. Günü gününe eşit geçen ziyandadır hadis-i şerifi de bize bu noktada bir yol açar ve bir işaret verir. Peki bu süre nerede geçer mümin için? Elbette dünyada geçer. O halde dünya ile müminin arasındaki ilişkiyi ve hukuku hakikaten nizamlı ve intizamlı bir şekilde yerli yerine koymak lazım. Acaba mümin dünya hayatında nasıl bir yol izlemeli ve rolü ne olmalı ve kendisini mümin olarak tarif edebilecek şekilde dünyayı nasıl kullanmalı? Dünyanın kendisini bir şekilde hani ayağını çelme takıp onu düşürme noktasında karşısına çıkarmış olduğu engelleri nasıl tanımlamalı ve nasıl anlamalı? Bütün bunları aslında dünyevileşme tehlikesi karşısında Müslümanın konumu hususunda detaylı bir şekilde bugün sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Aklıma gelmişken şunu ifade edeyim. Hani Seyrani diye geçmiş zamanlarda yaşamış gönlü güzel bir hak dostu vardır. O güzel bir şiirinde, güzel bir nutkunda şöyle der.
Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar, giden ağlar. Soralım yaşlıya baya aslı nedir, niçin ağlar? Seyraniye acep ne olmuş, yüreği gam ile dolmuş. Kimi yitmiş, kimi bulmuş, bulan ağlar, yiten ağlar. O buluş fiili de dünyadadır ki dünyada kimimizi bulurlar. Ve dünyada kimimiz de yiter, kaybolur. Acaba dünyevileşme dediğimiz hadise içerisinde Müslümanın pozisyonu onun bulunmasına mı sebep olacak, yoksa yitip kaybolmasına mı neden olacak? İşte bütün bunları bugün hakikaten Türkiye'mizin en genç müftülerinden bir tanesi olan Sinop İl Müftümüz, değerli hocamız Ali Hayri Çelik Beyefendi ile konuşacağız. Şimdi değerli hocamıza sizler adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Alaküllahal. Biz gayet iyiyiz. Sizi burada misafir etmekten dolayı mutluluğumuzu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Bu arada ediyorum. Çok güzel, şık bir hediyeyle gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize Sinop'tan, çok güzel bir şehrimizden oranın bir sembolünü getirmişsiniz. Evet, çok evet. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sizlere. Sağ olun efendim. Eyvallah. Hocam, dünyevileşme tehlikesi hakikaten çok önemli bir noktada. Özellikle günümüzdeki, günümüzün gelişmiş olan birçok unsuruyla birlikte Müslümanı bu unsurların karşısında değerlendirecek olursak, hakikaten çok önemli, büyük bir vazifeyle yüz yüze olduğumuzu görüyoruz biz. Bu noktada dünyevileşmeyi aslında doğru anlıyor muyuz? Ondan da şüphemiz var. Çünkü dünyevileşme bizi bazen inancımızın dışına da sürükleyebiliyor. Bazen dünyevileşme karşısında tutunduğumuz tavır bizi hakikaten liyakatli bir Müslüman da yapabiliyor. Bu noktada tanımlamayı doğru bir şekilde yerli yerine koymak adına aslında bu tanımı düzgün bir şekilde zaten sizin lisanından dinlemeyi çok arzu ediyoruz. Konumuz belli, dünyevileşme tehlikesi ve Müslüman. Ama dünyevileşme nedir hocam? Teşekkür ediyorum. Diyanet TV izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Esasen bu bütün insanlığın, genelde bütün insanlığın, özellikle de dindar insanların belli başlı sorunlarını, hatta en başta sorunlarından biri olmuştur dünyevileşme. Dünyevileşme, dünyaya meyletme, her şeyin dünyadan ibaret olduğunu sanma anlayışıdır. Dine ait dini düşünce, inanç, değerler, ahlakın hayatın dışına itilmesi, Allah'ı unutma, dünyaya meyletme, ölümü hatırdan çıkarma, dünyaya kilitlenme anlamlarına gelir. Esasında dünyevileşme, hayat tarzından düşünce biçimine, varlıkları algılamadan olaylara bakış açısına kadar dini değer, sembollerin, ilke ve referansların hayatın dışına itilmesidir. Yani metafizik alemden habersiz, aşkın bir varlığa ihtiyaç duymadan, az önce hocamızın, Mansur hocamızın okuduğu ayette de, En'am suresi 29. ayette, hayat ancak dünya hayatıdır, biz öldükten sonra da dirilecek değiliz, inancı doğrultusunda bir hayat yaşamadır. Aslında dünyevileşme, mana ve anlam yüklü tevhid gözlüğünü çıkarıp, insanlara, topluma ve evrene, meta gözüyle bakmadır. Yani zihin dünyamızdan varlığı çıkardığımız zaman, yerine siyaseti koyduğumuz zaman, baktığımız zaman anlam arayışımızın içerisinde ruhumuzun gıdasını terk edip maddiyata yoğunlaşma, maddeye mahkum olma ve bütün hırsımızla maddiyata karşı bağlanma. Yani her şeyi madde planında görme. Bir ağaca baktığınız zaman bundan ne kadar kereste çıkar? Bir efendim tabiata, doğaya baktığınız zaman buradan ne kadar büyük rezistans yapabiliriz? İnsana baktığımızda bu insan bizim ne işimize yarayabilir? Her şeyi menfaat, ondan ne kadar fayda temin edebiliriz düşüncesiyle baktığımız zaman dünyevileşmişiz demektir. Bu da insanlığın en kadim, en eski hastalıklarından birisi olarak telakki edilmiştir. Hocam, bu noktada açıkçası dünyevileşmeyi tanımlarken kullandığınız birçok ifade var ki hakikaten çok dikkatimizi çeken ifadeler. İnsanların bir yönüyle ihtiyacı, hakiki noktada ihtiyacı olan şeyleri görmesine mani olan diğer unsurların tamamı olarak neredeyse tanımladınız dünyevileşmeyi. Evet. Gerçek noktada görmesi gereken ve hakikat olan algı neyse insanı ona sürükleyen bütün unsurları bertaraf edip onun yerine sahte bir dünya, evet, daha doğrusu sahte bir hayat koyma şekli
Değil mi efendim? Sanki bu noktadan birazcık devam edelim. İnsanın yapısı, ruhi yapısı vardır. Evet. Bir de maddi bedeni vardır. Maddi bedenini karnını doyurmak, yemek içmekle giderebildiği gibi Allah'ın fıtratına inanma duygusunu, ruhunu vermiştir. Ancak dünyevileşme sadece dini ortadan kaldırma, etkisini azaltma biçiminde olduğu gibi Allah'a inandığı halde ya da dini şekilsiz, biçimsiz hale getirme, dinin işlevselliğini azaltma, Allah'a inandığı halde bir aldanma şeklinde, gaflet halinde hatırından çıkarıp dini sorumluluklarını, yaratılış gayesini, varoluş amacından uzaklaşıp kendini dünyaya kaptırıp Allah'tan habersiz bir yaşama şeklinde tezahür eder. Aslında sekülerleşme, dünyevileşme bir felsefi akım, bir ideoloji, bir din olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlığın en büyük sorunu olsa da Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, 15. yüzyılda başlayan, İtalya'da başlayan Rönesans, Reform, aydınlanma felsefesi, sanayi devrimi ve nihayet Fransız devrimiyle hayat bulan kilisenin ağır baskısından ve din adamlarının statü ve menfaat devşirme nedeniyle kendilerine alan açtığı, diğer insanlara hayat tanımadığı büyük bir baskının ve parayla cennetin satıldığı bu ortaçağ Avrupa'sında artık aydınların, entelektüellerin, iş adamlarının, sanatkarların ayağa kalkıp bir şekilde, toplu bir şekilde Avrupa'da artık 16. yüzyıl, 17. yüzyılda dinlerini ortadan kaldırıp, dinle sosyal hayatın bağını kesip yeni bir atılımla Avrupa uygarlığını inşa etmişler. Burada bizim dinimize ait bütün değerler bitmiştir. Aile, iffet, kanaat, evet, genel topluma, yardımlaşma, infak, bütün bu değerleri bitirmişlerdir. Evet. Ancak bu değerlerin yerine de bir vatandaşlık sözleşmesi, kendi aralarında insanları bir araya getirmek için humanizm adı altında, insan sevgisi ama temel altyapısı olmayan, gönlü kalbi bağlılığı olmayan bir düşünceyi de ortaya atmışlar. Çünkü insanın değerini ortadan kaldırdıktan sonra insanla alakalı ne kadar değer koyarsanız ortaya o havada kalacak. Kesinlikle. Dünyevileşmeye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim dünyevileşmeyi çakılıp kalma olarak bize anlatır. Nasıl tarif edilir efendim bu? Dünyevileşmeyi Tevbe 38'de Cenab-ı Allah Ya eyyühellezine amenü ma lekum izâ gîle lekum infirû fî sebîlillâhi thâgaltum ilel ard erazîtum bil hayâti d-dünyâ minel âhireh فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Ey iman edenler! Sefere çıkın denildiği zaman dünyaya çakılıp kaldınız. Ahiret hayatını bırakıp da dünyaya mı razı oldunuz? Yani önden verdiğim, sizi büyüleyen, size süslü gösterilen, ebedi dünya, ahiret nimetlerini bırakıp önden verilen o dünyadaki kısa anlık fani muvakkat nimetlere mi razı oldunuz? Halbuki dünya hayatı ahiretin nimetinin karşısında çok azdır. Çakılıp kalma, aslında bunu Cenab-ı Allah Tebuk seferinde münafıklara, çünkü Tebuk seferi Bizanslara karşı, Bizansların büyük bir orduyla Medine'ye Müslümanların üzerine yürüdüğü ihbarı geldiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam önceden haber verir Müslümanlara, sahabe-i kirama hazırlıklı olun, Bizans'ın üzerine doğru yürüyeceğiz. Tabii bu arada münafıklar ağırdan alırlar. Bu sefere bu sıcak havada çıkılır mı? Hurmaların olgunlaştığı yaz mevsiminde insanların ziraatle, reçberlikle uğraştığını düşündüğü zaman iş güç hayatının tam yoğun yaşandığı yaz mevsiminde, sıcakların da arttığı bir dönemde hem münafıklar savaşa gitmemek için bahane, mazeret üretiyorlar, hem de sahabelerden de bazıları ya buna gider miyiz, gitmez miyiz? Biraz üşengeçlik tavrı görünce bu ayet aslında sahabe özelinde hepimize, bütün insanlığa hitap ediyor. Yani bir mücadelede sefere çıkıl denildiği zaman, İslam için bir şey yapmamız gerektiğinde ya şimdi bunun da sırası mı? Ailem var, çocuğum var, işim var, yoğunum, mesaimden harcayamam, vaktim kıymetlidir. Var olan ya da olmayan birçok bahane uydurmak. Evet, bahane uydurup İşte bütün bunları dünyevileşme adına Allahü Teala dünyaya çakılıp kaldınız diyor. Şimdi yine Bakara 195'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah orada ve enfiku fi sebilillah
وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ İnfak edin, Allah yolunda kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. فَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Amin. Şimdi bu ayeti celileyi biz hep işte içki içmek, sigara içmekle hayatımızı tehlikeye attığımız, kendi bedenimizi tehlikeye attığımız olarak anlıyoruz. Mihmandar-ı Nebi anlatıyor bu ayeti kerimeyi. Mihmandar-ı Nebi, Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'un fethine katılmış. Hicretin 46. yılı, hı hı. Müslümanlarla birlikte ilerlemiş yaşına rağmen İstanbul surları önüne geliyor. Tabii o sahabe-i kiramın büyüklerinden Ebu Eyyub el-Ensari atılıyor düşmanın üzerine. Gençler diyor ki ya bu büyük, bu ihtiyar kendini kendi eliyle tehlikeye atıyor. Yani ne gerek vardı der gibi. Diyor ki hayır hayır siz bu ayeti yanlış anladınız. Bu ayet bizim için indirildi. Biz seferden sefere koşan, peygamberin arkasında mücahitlerle, Müslümanlarla birlikte düşmanın üzerine yürüyen biz Medine'ye geldik. Bağ bahçe işlerine karıştık, dünyalıklara daldık. Bu ayet bizi uyandırmak üzere geldi. Yani ey Müslümanlar, enfiku fi sebilillah, Allah yolunda infak edin. İnfakı hep biz maddi olarak, bir yerlere yardım etmek olarak anlıyoruz. İnfak halbuki kabiliyetimizden, yaşantımızdan, mesaimizden, gücümüzden, evet, kuvvetimizden, paramızdan, zenginliğimizden, varlığımızdan infak etme, Allah yolunda bir şeyler yapma. İlmimizle, kalemimizle, düşüncemizle, fikriyatımızla, oluşturacağımız, yetiştireceğimiz insanla. Dolayısıyla bunu ihmal ettiniz diyor. Ve bunun akıbetini de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atma olarak bize hatırlatıyor. Yani aslında dünyevileşmeyi zenginleşme olarak, maddiyatımıza maddiyat katmak, paramıza para katma olarak yani kazandığımızı zannediyoruz ama Allahü Teala hayır diyor. Kaybettiniz. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Çünkü orada kazanç olarak gördüğümüz şey aslında biz kayıp olarak görüyoruz. Kayıp, değil mi efendim? Kaybımızın işareti. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını kaçıran insanın diyor sanki çocuğunu, çocuklarını ve dünyalıklarını, malını kaybetmiş gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir ikindi namazını boş vermiş insanların, lüzumsuz görmüş insanların Peygamber Efendimizin değerinde sanki çocuğunu ve bütün dünyalıklarını kaybetmiş. Bu kadar kıymetli ikindi namazı diyor. Hocam bu noktada affınıza sığınarak sözünüzü kesiyorum ama yani dünyevileşme tehlikesi karşısında Müslümanın takınması gereken bir tutum var, evet, tavır var. Tam da ayetin sonunda onu açıklıyor. Fehsinu diyor. İhsan kıvamında yapın. Yani ihsan ne demek onu Cibril hadisinde öğreniyoruz. Evet. Allah görüyormuşçasına ibadet etme. Yani ben yaptığım iş, koyulduğum işte bunun hesabını Allah'a vereceğim. Allah beni görüyor, onu murakabe ediyor. Dolayısıyla bu yaptığım işle Allah'ın huzuruna çıktığımda bunun hesabını nasıl vereceğim? Bu bilinçte olun diyor. فَاَحْسِنُوا ifadesi sahabe-i kiramı diriltiyor. Hı hı. Ey Müslümanlar, dünyaya kapılmış, bağ bahçe hurmaların sevgisi, sevdasıyla yaşayan Müslümanlar. Allah sizi görüyor, Allah sizi her daim damarınızdaki kandan, şah damarınızdan daha yakın olan Allah sizi görüyor ve ahdinize vefa gösterin. Yaratılış gayenize dönün diye silkilin, ayağa kalkın, dirilin. Sahabe-i kiramı yeniden diriltiyor bu ayeti kerime. Çok çok önemli efendim. Hocam pekala bir eser okuyacağız ama eserden önce şunu çok merak ediyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifinde hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için gayret sarf edin, çalışın ifadesi var. Hadis değil ama sıhhati konusunda öyle zayıflığı söylüyorum ama öyle bir ifade Peygamber var. Efendimizin diğer buyruklarına, hadis-i şeriflere baktığımız zaman, evet, o anlamda çıkıyor. Çünkü sizin en hayırlarınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, hı hı, ahiret için de çok dünyasını terk etmeyen hadisinden de çıkarılabiliyor. Bir de ibadet boyutunda şu ifade, kıldığın namazı son namazınmış, evet, gibi kıl, eda et. Bu hassasiyet içerisinde kıl. Evet. İbadet boyutu itibariyle dünya hayatında yapılan ibadetlere yaklaşımımızı da aslında yönlendiren bir ifade. Bu dünyevileşme tehlikesi karşısında Müslümanın takınması gereken tutumu, tavrı, bu ifadeler ışığında nasıl değerlendirirsiniz efendim? Şimdi Meryem suresine baktığımız zaman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Onlardan sonra bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Aslında bizim dinimiz de dünyalık iç içedir. Sekülerleşmede, Avrupa'nın ortaya koyduğu bu dünyevileşmede
din ve dünya işleri Müslümanın hayatında ayrı tutulamaz. Dolayısıyla bu ayete baktığımız zaman namazı zayi ettiğimizde doğrudan namazın yerine otomatik olarak insanların nefsine, arzularına, heveslerine uyma ortaya çıkıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim Müslümanların dünyevileşmesine karşı bir takım tedbirler koymuştur. Bunlardan en büyüğü namazdır. Ve اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي Yani beni anmak için, zikretmek için namaz kıl. Şimdi bir defa sabah kıldık bitmiyor. Çünkü sabahleyin seherde güneş üzerimize doğmadan o yüce divanda Allah'ın huzurunda duruyoruz. Öğlenleyin dünyalık işlere dalıyoruz, ticaretimize, alışverişimize, mesaimize dönüyoruz. Dünyalıklar bizi esir almasın, öğlenleyin tekrar bir Allahu Ekber ezan. Yeniden Allah huzuruna çağırıyor. İkindi bir daha, akşam bir daha, günün sonunda yatsı. Dolayısıyla beş vakitin farklı zamanlara serpiştirilmiş olması, Müslümanların dünyevileşmesinin önünde en büyük kaledir. Aslında bu dünyevileşme bizim fıtratımızda var olan dünyalıklardan kaynaklanıyor bir de. Çünkü Âl-i İmrân suresi 14. ayeti celilede züyyine linnâsi hubbu şehevâti mine nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantarat mine zehebi vel fıddati vel khaylil müsevvemeti vel en'âmi vel harf zâlike metâvül hayâti dünya vallâhu indehü hüsnül me'âb. Diyor ki Allah-u Zülcelal, insanlara karşı bir takım şeyler süslü gösterildi. Onlara düşkünlük verildi. Arzularına uyma, kadınlara, çocuklara, mal, kantar kantar altına, evet, gümüşe, efendim yetiştirdiği ata, şimdiki anlamda arabalara, evlere, bütün bunlara karşı insanın tabiatına, fıtratına bir düşkünlük verildi. Ama gerçek varılacak yer, asıl yatırım yapacağımız yer Allah'ın huzuru. Sermaye biriktirmemiz lazım. Bir sonraki ayette de bak dünyalıklar bunlar sizlere verildi. Kul e'unebbiyukum bi hayrim min zalikum lillezine ettekav inde rabbihim. Cennetun tecri min tahtiha al-enharu halidina fiha ve ezvacun mudahharatun ve rızvanun min Allah vallahu basirun bil ibad. Size bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Takva sahipleri için, Allah'tan korkanlar, insanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Şimdi fıtratımızda bu vardır. Her birimizde peygamber masumdur, korunmuştur ama bizim her birimizde kadınlara karşı erkekler için kadınlar için de erkeklere karşı, yani karşı cinse karşı bir düşkünlük, çocuklara, mallara karşı, efendim bineklere karşı, ekinlere karşı diyor. Bunların yerini para, bunların yerini başka dünya meta almıştır. Ama Tevbe 24'e baktığımız zaman da o ayette de mealini vereyim. Eğer babalarınız, evlatlarınız, çocuklarınız, hısımlı akrabalarınız, hoşunuza giden mallar, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, Allah ve Resulü sevgisinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, فَتَرَبَّسُ bekleyin diyor. Hatta يَتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِهِ Allah'ın emrinin, azabının gelinceye kadar bekleyin. Ama şu ifade bizi biraz kurtarıyor. Diyor ki, bütün bu dünyalıklar, düşkünlüğünüz, sevdiğiniz, evlat, çocuk, mal sevgisi, Allah ve Resulü ve cihat sevgisinin önüne geçtiyse bekleyin. Ama onların bir sevgisinin bir yerde durması gerekiyor. Üst sevgi, Allah ve Resulü cihadın sevgisinin önüne geçmemeli. Tabi fıtri olarak hayatını, evet, devam ettirebilmesi için elbette bunlar, bu sevgilere ihtiyacı, evet, var. Hocam sohbeti burada bir böyle ara vererek inşallah ikinci, tabii, kısma taşıyalım. İkinci kısımda da dünyevileşmenin getirdiği özellikle gelişen teknolojiyle birlikte Müslümanların ve daha doğrusu genel olarak insanlığın hayatına sunulan farklı unsurlar var. Bu noktada gelişen dünyayı dünyevileşme hususunda nasıl anlayabiliriz ve gelişen dünyadaki dengelerin Müslüman olarak ne tarafında olmamız gerektiğini belirleme hususunda nasıl bir pozisyon almamız gerekir? Birazcık bunları konuşalım diye ben arzu ediyorum inşallah. İnşallah. Ama izninizle bir eser okuyayım. Tabii, eyvallah. Hem size hem seyircilerimize ikram etmiş olalım. Sonra devam edelim efendim. İnşallah. Buyurun üstadlar.
Evet efendim, Hazreti Yunus'tan bir nutku şerif idi.
Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Musikiyle var mı bir alaka hocam, yoksa dinlemeyi mi seversiniz? Dinlemeyi seviyorum daha çok ben. Maşallah. Evet. Sinop'ta tabii hakikaten çok maharetli din görevlileri de var bu hususta. Evet, evet. Hem musiki makamlarına vakıf olan, kesinlikle, Ezan-ı Muhammedi'lerde özellikle, evet, uygulayabilen kişiler var. Var, görevlerimiz var. Allah selamet versin. Selamet versin. Allah onlardan razı olsun. Şimdilerimize. Evet değerli seyirciler, şu anda Diyanet TV ekranlarındasınız ve Cuma'ya doğru programını seyrediyorsunuz. Sinop İl Müftümüz Ali Hayri Çelik hocamızla birlikteyiz. Türkiye'nin en genç müftülerinden bir tanesi hocamız. Maşallah, Allah hayırlı ömürler versin. Cümlemize. Ve dünyevileşme tehlikesi ve Müslümanlığı aslında konuşmaya gayret ediyoruz. Bizleri sadece Diyanet TV ekranlarından değil, şu anda hem sosyal medya hesaplarımızdan da seyredebiliyorsunuz. Geri dönüş de yapılabiliyor. İnşallah seyredemeyen seyircilerimiz de bizleri yarın inşallah, ya daha doğrusu günün ilerleyen saatlerinde, Cuma'dan önce belki sonra da seyredebilirler. Duaya sebebiyet vermesi ümidiyle biz de çok önemsiyoruz bu husus. Hocam ilk bölümde dünyevileşme ne demektir? Aslında dünyevileşmenin tanımını zaten sizden dinledik. Ayetler ve hadis-i şerifler ışığında. Değindiğimiz birçok önemli nokta var ki aslında o noktaları özetlemek gerekirse Müslümanca bir tavrın ihsan şuuru içerisinde ortaya konularak dünyanın insanı tamamıyla dini mübini İslam'ın güzelliklerinden uzaklaştırmayı istercesine ortaya koyduğu bütün süslü yalanların tamamıyla elimizin tersiyle itilip hak olana, hakiki olana yönlenmemiz bizi dünyevileşme tehlikesinden kurtaracaktır desek biraz uzun bir, evet, cümleyle olur herhalde, değil mi efendim? Aslında bizim bu anlattıklarımızdan Müslümanın dünyadan el etek çekeceği anlamına gelmemeli. Elbette. Vela tense nasibe kemine dünya, Karun'a ithafen söyleyen ama bütün Müslümanlara da. Çünkü dünyayı bizim imar etme gibi bir görevimiz var. Yani altın tartan bir kuyumcu bu işi yapmak yasaklanmış değildir. Onun mahkumu olmasın, eşyayı kullansın insan, Müslüman, ama o elini ve ayaklarına pranga vurmasın, zihnini, gönül dünyasını, Allah'la olan bağını, bağlantısını kesip de maddeye, eşyaya odaklanmasın. Yani maddenin mahkumu olmasın, eşya ona çok hizmet, evet, etsin. Dolayısıyla nereden kazandığımız ve nereye harcadığımız önemli. Zekatını verdikten sonra, evet, Hazreti Osman gibi, zengin olmanın, varlıklı olmanın önünde engel yok. Yeter ki gönlümüze sokmayalım mal sevgisini. Eşyanın hizmet ettiği ifadesini mi kullanmak doğrudur, yoksa eşyaya hizmet etmeyen Müslüman ifadesini mi kullanmak doğrudur hocam? Eşya Müslümana hizmet etmeli. Değil mi efendim? Evet. Şimdi efendim bu noktayı aslında birazcık daha derinunda incelemeyi, daha doğrusu öğrenmeyi ben murad ediyorum. Çünkü öyle bir hal içerisindeyiz ki, gelişen dünya içerisinde sanki Müslümanın birçok noktada menfaati neymiş gibi görülen bazı hususiyetler var ki aslında gaflete düşen insan o kendisine sunulan işin güzelliği, sahte olan güzelliğine kendisini kaptırabiliyor. Ama bir yönüyle Müslüman gelişen dünyanın bütün unsurlarından da helal daire içerisinde istifade edebilmeli, öyle değil mi efendim? Aslında dünyada bize verilenler, ahirette, cennette, cennet nimeti olarak verilenlerin aslında dünyadakiler bir nevi sahtesidir. Orijinalleri cennettedir. Kullemâ rüzıkû minhâ min semeraten rizqan gâlu hâdellezî rüzıknâ min qablu ve ütü bihi müteşâbihâ. Hemen Kur'an-ı Kerim'i çevirdiğiniz zaman Bakara suresinin ilk sayfalarının, evet, başında onlara cennetlikleri cennetten bir meyve verildiği zaman, bir yiyecek verildiği zaman sanki bunun bir benzeri dünyada verilmişti diyecekler. Yani aslında, evet, yediğimiz bir muz, değil yediğimiz en güzel, en tropikal bir meyve bile aslında cennetteki meyvelerin bir benzeridir. Orijinalleri, gerçekleri, aklımıza, hayalimize gelmeyecek nimetler cennette saklanmış. Aslında Cenab-ı Allah bize bir düstur vermiştir. Yani mülk Allah'ındır. Bunu unutmayacağız. Ve verilen her şeyin fani, geçici olduğuna vurgu yapar Kur'an-ı Kerim. Ve rızkı rabbike hayrun ve ebka. Bu nimetlerin daha hayırlısı ve, evet, kalıcı olanı cennettedir. Hatta ayetin başı da Peygamber Efendimiz'e ithafen. Onlardan bir kısmına dünyalıkları verdiğimiz insanların mallarına göz dikme. Ve la temüddenne ayneyke.
İlâ mâ mette'nâ bihî ezvâcem minhum zehratel hayâted dünyâ lineftinehum fîh ve rızkû rabbike hayrun ve ebkâ. Kendilerine bir takım dünya nimetleri verdiğimiz insanların o mallarına göz dikme. Peygamberimize hitaben, aslında hepimize. Evet. Halbuki Rabbin vereceği nimet daha hayırlı ve daha kalıcı. Sonunda enteresan bir ayetle başlıyor. Yani o ayetten bir sonraki ayet. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Yani siz bekliyorsunuz ki dünyalıkla ilgili gözünü dikme dünya malıyla, daha sana iyisini vereceğiz. Sonra birden ehline namazı emret, sen de ona devam eyle, devam et. Yani ailenle namazı kıl, buna da devam et. Anlıyoruz ki asıl zenginliğin, asıl servetin, asıl sermayenin namazda olduğunu. Bizi yaratan Rabbimizin bu dünyalıkları bize verdiğini ve ilahi yasaları dünyaya koyduğunu unutuveriyoruz. Sanki bunlar kendiliğinden oluştu. Allah bize nasip etmedi ya da bizim hakkımız. Efendim, bu dünyada kalacak dünyalıklar bizim. Sanki ahirette yiyeceğimiz, ahirete götüreceğimiz bir şey. Efendim yok, her şey burada olup bitiyormuş gibi bir his veriyor. Allah-u Teala peygamberimize direkt dünyalıktan sonra ehline namazı emret. Ve sen de bununla devam et. Çok sebat önemli et. Bir ölçü olarak aslında namaz hayatımızda. Evet. Yani kişi belki bu noktada da kendisini test edebilir. Yani dünyevileşmeyle alakalı, dünyayla olan daha doğrusu münasebetini, namazla olan münasebetiyle çok rahat anlayabilir evet. insan. Önce söyledik ya, evet, edavus salah, namazı evet. ziyan ettiler ve tebev şehevat. Namazı bıraktılar, şehvetlerine yanaştılar. Dolayısıyla o dinin direği olan namazı, ibadeti terk ediş, mutlak olarak bizi dünyalıklara, nefsimizin emrine doğru sevk ediyor. Peki muhterem hocam, şimdi ikinci kısma geçerken ifade etmeye çalıştığım, özellikle bu gelişen dünyada, gelişen teknolojide, bu noktada Müslümanın takınması gereken bir tavır var. Hani birçok imkanımız var. Artık eskisi gibi günlerce, haftalarca, aylarca seyahat etmeden ulaşabiliyoruz mesela Harameyn'e. Evet. Veyahut da çok acil bir işimizde anında temas kurabiliyoruz bizden binlerce kilometre ötedeki kişilerle. Ve bununla alakalı din-i mübini İslam'ın bütün unsurlarını öğrenmekle mükellef olan Müslümanın da din-i mübini İslam'ı öğrenebileceği birçok artık portal da var. Ve bu hususta da özellikle izninizle ben Diyanet İşleri Başkanlığımızın sosyal medya üzerindeki maharetli elini de ifade etmek isterim ki hayatımızın din-i mübini İslam'ın ışığında şekillenmesi noktasında çok büyük bir kolaylıkla sosyal medyayı, interneti ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor başkanlığımız. Bu noktada efendim gelişen dünya ve Müslüman hususlarını değerlendirecek olursak bunu dünyanın nimetlerini kullanabilme cihetinden nasıl tanımlayabiliriz, nasıl anlatırız efendim? Gelişen dünya ile birlikte dünyevileşmede çığ gibi büyümekte. Adına modern hayat dediğimiz bu zihniyet maalesef bütün dünyayı, İslam alemini etkisi altına almıştır. Aslında teknolojisiyle birlikte bu modern hayat kendi kültürünü, kendi yaşam biçimini de bize empoze ediyor. Yani teknolojisini alalım, kültürü kalsın. Bu gerçeklikle bağdaşmıyor. Öyle dolayısıyla, olmadı mı hocam bizde? Hep yani, öyle deriz normalde. Kültürünü almayalım, teknolojisini alalım. Ama bu iş öyle göründüğü gibi değil. Üretemediğimiz teknoloji bizim değildir. Savunma sanayisine de baktığımız zaman ithal ettiğimiz hiçbir şeyin bizim olmadığımızı görüyoruz. Evet. Şimdi bu yıkıcı taarruzlarına gelişen dünyanın, teknolojinin, modern hayatın dayattığı bu ahlakımızı, bu dini yapımızı, inanç değerlerimizi zayıflattığı, bu tahrip ettiği en büyük tahribat da aslında gençler üzerinde görüyoruz. Çünkü savunmasız kalan, tecrübesiz olan daha çok gençlerdir. Biz gençlerimize kendi anlam dünyamızı onların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda sunamadığımız için batıdan gelen her türlü modern hayata, teknolojisine çocuklarımızı teslim ediyoruz. Halbuki 100 yıllar önce teknolojinin sahibi bizdik. Evet, ama 200 yıldır, 2 asırdır bütün dünyayı Batı'nın bu dünyevileşmesi, Batı'nın seküler hayatı ürettiği bilim ve teknolojisiyle iktisatta, kültürde, inançta,
sanatta, bütün alanlarda, bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Peki biz şimdi gençlerimize nasıl bir gelecek tasavvuru sunmamız lazım? Teknolojiyle, gelişen dünyayla, hatta bütün dünyanın kurtarılmasını bekleyen, biz Müslümanların vazifesi olan bütün dünyaya huzuru, mutluluğu, iyiliği nasıl ulaştırmamız lazım? Bu hengamede biz kendi değerlerimize, kendi dinamiklerimize dönmemiz lazım. Hı hı. Aslında biz hep yenilmişlik psikolojisiyle, hep ezilmişlik psikolojisiyle, bir de oryantalistlerin ortaya attığı İslam terakkiye manidir. Bu iftirasıyla bundan kurtulmak için teknolojiye sarılmışız. Ve teknolojiden dışlanma korkusuyla birlikte, hı hı, batıdan ne geldiyse teknolojiye sarılmışız. Bilimle barışık olmanın adı da sanki bu batı teknolojisini sahiplenme gibi adlandırılmış. Oysa ki biz bir zamanlar büyük parlak medeniyetler kurmuş, teknolojiyi üretmişiz. 1632 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kanatları takarak Üsküdar'a uçmuştur. Boeing uçak firması ne zaman kurulmuştur? 1916'da. 1916, 1632, tam 300 sene var. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar 3500 metre uçmuştur. Uçmayı insanların bir gün teknoloji ürettiği teknolojiyle, bu makinayla, uçakla uçabileceğini insanlığa göstermiş. Dolayısıyla Batı bir yerde kalkındı, dinden uzaklaşarak kalkındı ama onların ürettiği din, Allah'ın indirdiği din değildi. Onlar kilisenin, din adamlarının kendi arzu ve istekleri, menfaatleri doğrultusunda dini istismar ederek insanlığa pagan kültürünü, putperestliği ve kendi beşeri düşüncelerini işlerine katarak efendim uydurdukları ve insanları bilimden, teknolojiden, keşiften, bütün bunlardan, bilimlerden uzak olarak insanları baskı altına almıştı. Onların bu atılımıyla, devrimle Batı büyük bir atılım yaptı ve bugünkü teknolojiyi ortaya koydu. Peki biz ne yapacağız şimdi? Yani Müslüman tamamıyla bu teknolojiyi, sana ait olmayan teknoloji senin değildir. Belki evet, bireysel olarak da, toplumsal olarak da tekamülüne katkı sağlamaz. Genel olarak bu düşüncelerle birlikte ne yapalım hocam? Dünyadan, gelişen teknolojiden bize ait değil diyerek tamamıyla elimize eteğimizi, hayır, çekelim mi hocam? Biz mevcut olan imkanlarımızla, potansiyelimizle, İslam dünyası olarak sahip olduğumuz dünyalıklarla, madenlerle, enerjiyle eğer israf etmez isek, hı hı, eğer ihtiyaç görmediğimiz, yani ihtiyaç olmadığı halde bir takım harcamalardan tasarrufta bulunursak, elimizdekileri sahip çıkarsak, bu batının sömürgeleştirdikleri ülkelerin katma değeri de dahil olmak üzere onlardan daha parlak, daha büyük bir teknoloji inşa ederiz. Onlar ilk önce bu işi başlattıkları için, altyapıları olduğu için sürekli üstlerine bir şeyler koydular. Biz başlamadığımız için bir şey koyamıyoruz, üretemiyoruz. Ve her defasında da yenilmişlik psikolojisiyle, yani mağluplar galipleri taklit eder düşüncesiyle biz de bunlar gibi olalım. Aslında bizim dinimizin ölçüleri vardır, prensipleri vardır. Bunlar yağmacıdır. Bunlar kendileri dışındaki, batının dışındaki ülkelerin kaynaklarını hoyratça ele geçirmişler, sömürmüşler. Bunların alın teri üzerine kurulmuş. Yani hırsızlıkla, gaspla, zorla. Şimdi sanayi devrimi olduğu zaman Avrupa'da hammette lazım, iş gücü lazım. Senegal'de köle adası vardır. Köleye prangaların vurulduğu, zincire konulduğu, onların gemilerle Avrupa'ya taşındığı, istiflenmiştir onlar. Hatta hamile bir kadın kaç kırbaçla çocuğu düşürülecek, o kırbaç sayısı bellidir. Çocuğu düşürülmüştür, balık gibi istif edilmiş gemiye, uzun aylar süren Avrupa'ya, Amerika'ya yolculukla, neticede o şeye, sanayi devrimine, hı, iş gücü ihtiyacı giderilmiş, köle ticareti başlamıştır. Ham maddesini ise, bu fabrikalarda bir ham madde lazım, tabii ki sömürgecilik, emperyalizm başlamıştır. Dünyevileşme ve emperyalizm, bu iki sarmalını anlayabilirsek, yükselmenin kendi değerlerimizle, kendi ilke ve prensip referanslarımızla yükselmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunların parametrelerini, yani ilkelerini vermiştir. Ayetlere baktığımız zaman ekonomiyle ilgili
Onlarca ayet vardır. Faizden uzak durun diyor, faizle ilgili, zekatlarla ilgili, vergilerle ilgili, karz-ı hasen, mirasla ilgili, tevekkülle, kanaatle ilgili, iktisada motivasyon, ahlaklı ticaret yapma. Mesela, la tülhihüm ricalun bey'un ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikames salati ve itaz zeka. Öyle erkekler, öyle adamlar var ki diyor, evet. Ne ticaret, ne alışveriş, onları Allah zikirden alakoymadı. Evet. Enteresan bir ayet. Yani dünya önlerine serildiği halde, dünya zenginlikleri verildiği halde, Allah'ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten, yani dini yaşamaktan vazgeçmedi. Onu rical olarak tavsif ediyor. Rical aslında hem kadın hem erkek. Hı hı. Yani yiğit, erkek, herif anlamına geliyor. Bizim bir hocamız öyle derdi. Dolayısıyla biz Batı bu şekilde ulaştı bu zenginliğe, bu teknolojiye. Biz de öyle ulaşalım. Hayır, bizim ilkelerimiz vardır. Bizim İslam'ın evet. Öngördüğü toplumun imarı ilkeleriyle bu Batı'nın ulaştığı zenginlik, uygarlık örtüşmemektedir. Ki bu efendim son zamanlarda özellikle ülkemizin birçok noktada yapmış olduğu atılımlarla hakikaten eğer siz ihtiyacınız olan teknolojiyi alamıyorsanız ya da o teknolojiyle üretilen birçok noktadaki gerek savunma sanayinde olsun gerek farklı noktalarda olsun ürünleri artık kendimizin ürettiğini evet. Ve şu anda savunma sanayimize baktığımızda %60'lık, %70'lik bir milli üretim sisteminden evet. Geçen birçok balığı kullanabildiğimizi görüyoruz evet. Ki bu da hakikaten çok önemli. Bu noktada efendim yıllarca üzerinde konuşulan bir şey var. Yani dünyevileşmeyle alakalı insanların dünyayla olan alakasını tespit edebilme ya da gayri ahlaki noktada da insanların zihinlerine, gönüllerine sirayet edecek şekilde onları dünyanın birer kölesi haline dönüştürücü fiillerin karşısında dimdik ayakta duran bir medeniyetimizin asıl ana unsuru söz konusu. Hani yıllarca bu ülkeden beyin göçü gerçekleşti yurt dışına birçok ülkeye ama artık o değerlere bir sahip çıkabiliyoruz. Her anlamda kendi branşlarında çok önemli noktalara gelmiş bilim adamları da bizler de yetiştirebiliyoruz artık. Ama bu hususta önemli olan nokta milli ve manevi değerlerimize bağlı kalabilmek. İslami ve insani değerlerimizi muhafaza ederek kendimizi geliştirmek herhalde evet. Odur değil mi efendim? Önemli olan. Şimdi Batı'nın ulaştığı bu teknoloji ve uygarlıktaki zirvesi ne ulaştığı bilimde, ne ticaret evet. Hamlelerinde, ne geliştirdiği teknolojik bu ortaya koyduğu efendim keşiflerde, icatlarda Batı'nın ulaştığı bu uygarlığının en büyük sahiki evet. Doymayan, iflah olmayan iştahasıdır. O insanları madde olarak yani tükettiğin kadar insansın. Ne kadar tükettin, ihtiyacı olmayan bir şeyi tüketim malzemesi olarak gösteriyor. İşin garibi en tehlikelisi de gelişmişliğin ya da modernliğin parametrelerini de onlar kendileri belirliyor. Yani felsefeden edebiyata, sanattan ticarete bir takım parametreleri de kendileri belirliyor. Hı hı. Ticaret nasıl yapılmalı, sanat nasıl olmalı, modern hayat nasıl olmalı. Size sevgililer gününde bir tek taş yüzüğü aldırıyor. Sizi evlilik yıldönümünüzde hanımınıza bir broşu aldırıyor. Sizi ne bileyim anneler gününde bir elektrik süpürgesi almaya mecbur ediyor. Aslında o sevgilerin hepsi bir ticari kaygı, bir sektöre dönüştürüyor. Yani ürettiği bu malların pazarlamasında ticaretin bir nesnesi olarak Müslümanları görüyor. Ve Müslümanlara da bir takım uyguladığı baskıyla ürettirmiyor. Gözümüzü açıp üretmemiz lazım ama onlar gibi pervasız değil. Sınırsız değil, ilkelerimiz doğrultusunda. Ya da onların yönlendirmesi gibi değil. Evet. Yani elbette kişi annesine, eşine, evladına, arkadaşına bir hediye babında bir şey takdim kesinlikle edebilir. Kesinlikle almalıdır. Ki hediyeleşmek, sünnettir. Anne sevgisi her şeyin evet. Üzerindedir. Eşine olan sevgisi, sadakası elbette. Bir ayrıdır. Ancak seni zorunlu kılıyor o tarihte vakitte. Baktığınız zaman hepsinin de kilise kaynaklı günler olduğunu görüyorsunuz. Değil mi efendim? Kültürün. İslam alemine nasıl masumca taşındığını görüyorsunuz. Halbuki çok büyük bir empozedir evet. Bu. Yani
Biz Müslümanlar bile onlara öykünerek bir marka gömlek alacağız, bir marka elbise alacağız. Sırf etiketinden dolayı 3 katı para veriyoruz. Bu Müslümanca bir davranış. Evet. Ya da tesettür defileleriyle modayı takip ettiğimizi zannediyoruz, aktüel olduğu için. Yani bu mudur değerlerimizle, ilkelerimizle, referanslarımızla modernleşmek ya da onlarla birlikte bu çağı yaşamak? Hocam izninizle bir eser arası vereceğiz. Buradan sonra aslında hani bizim tasavvufi gelenekte bir lokma bir hırka ifadesi vardır. Bununla başlasak ve sonrasında birazcık sosyal medyaya da o ortamlarda Müslüman'ın takılması gereken tavır ve İslami hassasiyet hususunda birazcık konuşalım diye arzu ederim. Ve bu hususla alakalı çok önemli bir noktadayız ki ülke olarak nüfusunun büyük bir bölümü gençlerden oluşan bir nüfus yapımız var. Bu noktada gençlerimizle alakalı dünyevileşme noktasında onları nasıl bir tehlike aslında bekliyor ya da onlar dünyevileşme tehlikesinde kendilerini nasıl konumlandırıyorlar? Birazcık bu hususları konuşalım. O bir lokmadan kasıt nedir, bir hırkadan kasıt nedir? Birazcık da ona değinelim diye arzu ediyoruz. İnşallah. Bir eser okuduktan sonra inşallah. Buyurun Üstadlar. Sağlığı sen
sıdık ile Kelami Efendi'nin hoş bir nutkuydu. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim Muhterem Hocam. Rahmetli Zeki Altun Bey'in bestesi hakikaten harikulade bir eser. Allah-u Teala bu muhabbeti gönüllerine düşürmüş ki onlar söylemişler. Evet, yürekten gelmiş. Değil mi efendim? Ve bu aslında tesir ediyor karşı tarafa. Hani konumuzla aslında çok alakalı. Din samimiyettir ifadesi evet. Var ya efendim. O samimiyetin içine birçok hususu yerleştirebiliriz. Ama hakikaten bir musiki eserindeki duyguyu karşı tarafa aktaran husus da samimiyettir. Evet. Dolayısıyla siz bunu ruberu, yüz yüze anca başarabilirsiniz. Ya da bir şekilde o samimiyeti algılayan gönüller aynı samimiyetle karşılık verebilir. Bunu tesis edebilmek için kullanılabilecek birçok unsur vardır dünya içerisinde. Evet. Onları kullanınca biz dünyevileşmiş olmuyoruz. Dünyaya tamah etmiş olmuyoruz evet. Aslında. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimeti yine kendi rızasına uygun fiillerde kullanmış oluyoruz. Kesinlikle. Ve bunu da aslında çok iyi başarıyor gençlerimiz hocam. Evet. Eskilerin ifadesi dedik biz bir lokma bir hırka. Birçok kardeşim var genç arkadaşım. Bakıyorum üzerindeki kıyafet çok fazla değişmiyor. Niçin böyle yapıyorsun dediğimde hocam yeter diyor mesela. Evet. Ya da yediğin niye bu kadar az? Bak işte imkan var vesaire. Yok ben bunda doyuyorum. Arka tarafını da ifade etmiyor aslında. Biliyoruz ki birçok yardımda, hayırda, hasenatta bulunuyor. Bunlar da işin hakikaten çok önemli tarafları ve zikredilmesi gereken taraflar. Güzel örneklik evet. Olmak hasebiyle. Biraz bu noktadan yola çıksak sohbetimizin son kısmında efendim. Evet. Neler söylersiniz bize? Bir lokma bir hılka, tasavvuf geleneğinde riyazat. Bu tartışılmıştır İslam'da var mıdır yok mudur. Aslında bu nefis tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi bununla ilgili bir durumdur. Yani Ramazan ayında itikafımız vardır. Evet. Yani 10 günlük de olsa 5 günlük 1 günlük yapabildiğimiz ölçüde akıp giden dünyanın bu meşgalesi karşısında dünyaya kendimizi kaptırmadan kalbimize kulak verip yüreğimizi dinleme, kendimizle yüzleşme. Bu gidişat nereye? Ne yapıyorum? Kendimizi dinleme, kendi iç alemimize bir yolculuk yapma ama bir taraftan da dünyadan kopmama. Çünkü evet. Bizim dünyayı imar gibi bir görevimiz var.
emri bil maruf, nehyanil münker gibi bir görevimiz var. Dolayısıyla dünyayı ihmal edemeyiz. Hem içimizi temizleyeceğiz, hem ulaşmamız gereken, kalp teline dokunmamız gereken insanlar var. Günümüz elbette teknolojisine baktığımız zaman aslında her gelişme fırsatlarıyla ve tehditleriyle beraber gelir. Yani hem riskleri vardır, onu kazanca dönüştürecek tarafları vardır, tehditleri, sıkıntıları da vardır. Ama biz gelen bu teknolojinin büyüsüne kapıldığımız için zorluklarını ve maliyetlerini görmezden geldik. Bu anlamsız döngü içerisinde de kaybolup gittik. Evet. Yani aslında Müslümanlar olarak tam da dünyevileşmiş değiliz. Arasatta kaldık. Ne dünyayı imar edebildik, ne ahireti imar edebildik. Onun için Müslümanlar sahip olduğu zenginlikler onları dini duygularını zayıflatmamalı. Rablerine şükretmeli. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Eğer verdiğimiz bu malı şükrünü eda etmezseniz elinizden alırım. Nankörlük ederseniz bu nimeti elinizden alırım diyor. Dolayısıyla İslam alemi olarak sahip olduğumuz dünyalıkları hoyratça kullandık. Yani Endülüs Emeviler döneminde de öyle olmuştur. 7 asra yakın büyük, şu anki Avrupa'nın keşiflerinin, icatlarının bilim ve teknolojiyi ortaya koyduğu bütün gerçekliğin arkasında Endülüs Emevilerinin ilk buluşları, altyapıları vardır. Bir bilim adamı biz bugünkü Avrupa'nın uygarlığını elde ettiğimiz Endülüs'teki aldığımız birkaç kitaba borçluyuz. O kitapları yakmasaydık şimdi uzayda yörüngeler arası, gezegenler arası ziyaret yapıyorduk olacaktı diyor. Ama ne zaman ki biz kalbin tasfiyesini, bu nefs tezkiyesini bıraktık, dünyalıklara daldık. Herhalde burası varılacak son yerdir. Ahireti unuttuk, ihmal ettik. Ölümü hatırlamadık. Modern hayat, ölümü düşünmeyin diyor. Ağlamayın diyor mesela. Hiç ağlamayı gözünüzün önüne getirmeyin. Ama ağlamanın faydalı olduğunu söylüyor. Ölümü, Peygamber Efendimiz lezzetleri kesen ölümü düşünün diyor. Endülüs Emevileri de, Osmanlılar da, Emeviler de, Abbasiler de, bütün ortaya koyduğumuz büyük imparatorluklar, devletlerin yıkılış sebeplerine bir bakın. Hep dünyalıklara, dünya sevgisinin ön plana geçtiğini görüyoruz. Bir yerde ışın gücünü bırakıveriyoruz. İlahi yasalar vardır toplumda. Eğer biz bütün dünya Müslümanları olarak yeniden kendimize dönersek, israfa son verirsek, haramdan kazanmazsak, nasıl olsa zenginledik. Şunları da kullanalım, şunu da alalım, ihtiyaç var ya da yok. Ve infak etmeyip Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmazsak, şu sahip olduğumuz imkanları Allah elimizden alır. Peki efendim bu noktada yani hani hadiseye bakışımızı da doğru noktadan aslında yürütmek lazım. Hani dünyevileşme öyle bir tehlikeyle karşımıza çıkıyor ki sanki bize siz çok iyi Müslümanlarsınız. İslam dinini çok iyi yaşıyorsunuz. Bak evet. Hayır hasenat diyor dininiz. Siz bakın nasıl güzel hayır ve hasenatla ilgileniyorsunuz. İbadet diyor, yapmış olduğunuz ibadetler ortada vesaire gibi. Hani Galata meşhur şeytan sağdan yaklaşır ifadesi vardır. Bu ifadeyle dünyevileşme bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle bu noktada konuşacağımız hususlardan biri de hani sosyal medya ifadesinde bulunduk evet. Ya efendim. Hani sosyal medya bir yönüyle insanların sanki dini hayatını şekillendiriyor ve insanların dini hayatı yaşamış olduklarını kendilerine söylüyor. Evet. Bir mesaj atınca insan rehabilite olmuş gibi bir hissiyat. Hayırlı cumalar diyor değil mi? Evet. Cumaya gitmiyor adam. Gitmiyor belki ama hayırlı belki, cumalar da iyi veriyor. Kandil mesajı gönderiyor. Aslında iyi yok. Tarafı da var. Yani yarın cuma günü mesela bugünden atmaya başlıyor evet. Arkadaşlar. Yarın cuma hazırlıklarınızı yapın. Çünkü Cuma'nın da bir hazırlığı vardır. Temizlenme, ona hazırlanma. Çünkü Cuma ile ilgili ayet-i celil'e ezan okunduğu zaman Allah'ı zikre koşun, alışverişi terk edin. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün. Ama hı hı. İnsan sadece mesaj atıp ya da sosyal medyada güzel bir söz paylaşınca sanki dindarlığını ikame etti, bitirdi. En güzel ahlak sahibi o. Sosyal medyada bir de gösterişli dindarlık. Sanki herkes her şeyin uzmanı, o alanda efendim güzel söylenen hikmetli sözleri o söyledi. O sözleri paylaşınca aslında güzel bir şey yani bize hatırlatmış oluyor. Öğrendiğimiz zaman eksikliğimizi gideriyoruz.
Oradan Rabbimize yakınlık kesbediyoruz. Ama sadece bunu işte süslü kelimelere, efendime söyleyeyim, sadece mesajlarda o cansız harfleri de bırakmamalı. Bunu yaşantıya dökmeli. Sosyal medya büyülü bir alan. Yani teknoloji geliştikçe bizim medya alanlarımız da gelişti. Takip ettiğimiz, takip o kadar zor ki. Kanallar, televizyon kanalları, forumlar, internet kanalları, sosyal medya hesapları, bilgi yığınları, kontrolsüz bir güç. Yani çocuklarımızı, yeni yetişen nesli orada ahlaki değerlerle korumak bir hayli güç. Dolayısıyla bu teknoloji, bu sosyal medya karşısında buna kayıtsız kalamayız. Ya da oğlum bu haramdır, kızım bundan uzak kal, bu refleksle de bir şey yapamayız. O halde bu sosyal medya teknolojik gerçekten hareketle çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Bilinç vereceğiz sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız. Eğer bunu bir Müslüman icat etmiş olsaydı, örneğin yaşına baktığı zaman bir takım siteleri zararlı, ahlaka uygun olmayan siteleri sansürlemeliydi. Bir arkadaşımız şöyle dedi mesela, arabayı icat eden bir Müslüman olsaydı, o arabaya ayakkabıyla binmez, çorapla binerdik dedi. Çünkü evlerimize ibadet ediyoruz. Ayakkabıyla giriyor muyuz? Yok. Araba da bizim bir evimiz gibi. Çünkü oradan mikroplar ürüyor, bize geliyor. Dolayısıyla arabayı biz icat etmediğimiz için biz de ayakkabıyla biniyoruz. Belki hocam şimdi onu düşündüm bu, birden kendi dünyamda evet. Ama. Çünkü dedik ya bir şey teknolojiyi aldığımız zaman kültürünü ve yaşam biçimini de otomatik olarak transfer ediyoruz. Ama bu şu şekilde yapılabilirdi hocam. Yani trafiği farklı yönden akıtmaya çalışan bir medeniyetin direksiyonu da farklı tarafa koymak gibi bir özgürlüğünün oluşunu anlaması ve ona göre hayatını devam ettirmesi gibi bir şey. Bu yapılabilecek evet. Şeyler ki yapılan birçok şey de var. Yani hani teknolojik gelişmelerin tamamı aslında bize kötü şeyleri söylemiyor. Ya da biz uygulamaya başladığımız andan itibaren onun bütün verilerini elde ettiğimiz andan itibaren onu hayırlı şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi sosyal medyanın güzel tarafı da var. Eskiden medya tekti. Bir spiker ya da haberi sunan televizyon sahibinin ideolojisi neyse dinleyici kitleyi de oraya yönlendiriyordu. Yani lisenin damında namaz kılan çocukları terörist gibi gösteren birini biz yıllar yılı efendim bunun duayeni olarak görüyorduk. Ama benim düşünceme sahip de bir medya var. Ya da benim düşüncemi de ortaya koyan, efendim yazan bir medyayı görüyorum ben orada. Demek ki medya tek taraflı değil, herkesin bakış açısına göre değişiyormuş diyorum. Aslında fırsat ve tehditleriyle geliyor dedik. Biz önümüzde hazır bulunca sosyal medyayı, bunun risklerini, bunun zararlarını görmeden kendimizi selin önünde bir kütük gibi kaptırdık gidiyoruz. Halbuki Müslüman bir sele teslim olmamalı. Müslüman zamanın şahidi ve müdahilidir. Müdahale eden, düzenleyen, sosyal hayatın düzenlenmesinde dinin etkin rol oynadığına inanan bir insan. Evet. Ve denge unsuru bir insandır. Evrendeki dengeye, insandaki toplumdaki dengeye inanır. Evrendeki denge, bugün yaptıklarımızın ahirette hesabını vereceğimiz bilinci. İnsandaki denge, affedersiniz, insandaki denge aşırı olmaması, itidalli olması. İsrafa kaçmamaz. Toplumun dengesi ise adalettir. Adaletten vazgeçmemeli. Sosyal medyadaki adaletsizlere bir baktığınız zaman, dışlamalar, hakaret etmeler, oradaki her şeyi ben bilirim, bunun için uzmanıyım. Yanlış da olsa, senin takipçilerin bir onu beğenince, sen onu doğru kabul ediyorsun ve bir de bakıyorsun ki yanlış bir paylaşım, yalan, iftira bir paylaşım, milyonlarca beğeni almış. Paylaş, bir de milyonlarca paylaşılmış. Örneğin, bizim Adana Müftülüğü ile ilgili ahlaksız bir yere işte Adana Müftü Yardımcısı biri kayyum atandı diyor. Yahu yok böyle bir şey. Adam araştırmadan, doğruluğuna bakmadan, Hucurat Suresi'ndeki يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيْنِ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Size bir fasık haber getirdiği zaman araştırın. Sonra farkında olmadan bir topluma adaletsizlik yapmış olur, zulmetmiş olur. Sonra pişman olursunuz. Bu gerçek, nasıl ki gerçek hayatta, sosyal hayatta buna bağlı kalacaksak, bizi bağlayan bir emir ise sosyal medyada da geçerlidir. Günah her yerde günahtır. Evet. Şimdi sosyal medyada öyle kamplaşmalar, bloklar var ki adam orada kendi cemaatini oluşturuyor.
Sonra orada ne derse, yanlış da olsa şakşakçılar, alkışçılar onu beğeniyor. Ve dışladığı, ötekileştirdiği bir grup var. Çevrim içi de günahız. Çevrim dışında günah ediyorsak dedikodu, gıybet, galiz laflar. Küçük düşürücü ve üstenci bir dil var bir de burada. Yani haksız da olsa karalayacak, aşağılayacak. Beni beğenmiyorsa adam gömleğimi de beğenmiyor. Pantolon, ayakkabı bir yerden buluyor. Bir yerden hata yapmamı bekliyor. Halbuki Tolstoy'un bir güzel bir sözü var. Diyor ki, çamur atacaksan dikkatli ol ve şuna dikkat et. İlk önce kendi elini kirletecektir çamur. Ne kadar güzel bir söz. Evet, evet. Birine çamur atacaksınız, ilk önce kirlenen el, senin elin oluyor diyor. Ama maalesef biz dijital savaş, sanal alemdeki bu savaşı, sanki ya nasıl olsa bu sanal alem, gerçeklik yok. Kalp kırdıysak, espri yaptıysak, şöyle yaptıysak, pervasızca söylenen, ilkesizce, ahlaki değerleri alt üst etmiş, insanların onurunu, haysiyetini rencide eden, haysiyet cellatlığı yapıldığı bu, hele trollerin yaptığı, yani bunlar evet, dayanılmaz, hocam, kabul edilemez. Hakikaten hususlar. Öyle, yani bu hususla alakalı söyleyecek çok söz var ve bu noktada da işin aslında olumsuz yönünü konuşmaktan olumlu evet. yönünü konuşmaya çok fazla da vakit bulamadık. Çünkü istediğimiz, arzu ettiğimiz husus şu, bu teknolojik imkanları kullanan herkes aynı anlamda insani değerlerle birlikte İslami değerler noktasında da hassasiyet kazanarak Kesinlikle. Bu hususla ilgili bir kendilerine kolaylık ve imkan sağlasınlar. Genel itibariyle ifade edecek olursak da aslında insan kendisini kul olarak kabul edip kulluk bilincine erme noktasında kendisine yardımcı olacak ne kadar unsur varsa helal daire içerisinde onlardan istifade etmeli. Kesinlikle. Ve nihayetinde de bir hedefinin olduğunu bilmeli insan. Dünyada Allah-u Teala'nın kendisine bahşetmiş olduğu bütün nimetlerin aslında mislinin ahirette kendisine ikram edileceğini düşünerek o nimetleri istercesine, arzu edercesine, rızayı bariye kendisini tabiri caizse yaslayıp hayatını öyle idame ettirmeli. Evet. Ve bu noktada gerek çocuk olsun, gerek genç, gerek orta yaş, gerek ihtiyar, herkesin bu hassasiyete sahip olarak dünya ile ilişkisini tanzim etmesi gerekiyor. Bu hususta ifade ettiğiniz hususlar hakikaten çok önemli. Hocam programın yavaş yavaş sonuna geldik yani Öyle hatta mi? Son dakikalar. Bu hususlarla alakalı özet mahiyette neler söylersiniz? Ben çok aslında merak ediyorum ve bu söyleyeceğiniz ifadeler aslında bizim şu andan itibaren son nefesimizi verene kadar kendimizi dünya ile alakalı ilişkilerde nasıl konumlandırmamız gerektiğine dair de işaretler içereceğinden evet. açıkçası ben çok merak ediyorum. Teknoloji ve modern hayat aslında şöyle de güzel bir imkan sunuyor bize. Milyonlarca kitapların bulunduğu kütüphaneyi bizim emrimize veriyor. Değişik kültürlerle, değişik ortamlarla tanışıyoruz. Yeni şeyler keşfediyoruz. Hatta öyle güzel belgeseller ki Allah-u Teala'nın varlığını, onun yüce kudretini gördüğümüz hayvanlar alemi, doğa, belgesellere baktığımız zaman birçok insanın belki kelimelerle anlatacağımız bir ifadeyi orada görsellikte, o videoda anlatmış oluyoruz. Paylaştığımız bu Allah'ın kudretini, Allah'ın varlığını, birliğini. Bunları görüyoruz ve bu sosyal medya imkanıyla daha çok ihtiyaç duyduğumuz bizi Rabbimize götüren, Rabbimizin nimetlerini bize hatırlatan, ahireti hatırlatan, İslami ilimlerle birçok yerde ulaşamadığımız kitaplarla bizi tanıştırıyor. Evet. Seçici olmalıyız. Kontrolsüz bilgi yığını, bu bilginin her önümüze geleninde kabul etmemeliyiz. Hap gibi eğer her önümüze Google'dan aradığımız bilgiyi hemen onunla amel etmeye kalkarsak, bunun zararını da görmüş oluruz. Dolayısıyla evvela bu yeni neslin tanıştığı, hatta 2000 yılı milat kabul edilmiş biliyor musunuz? 2000 yılında 30 yaşında olanlar ve yeni doğanlar arasında bağ kesilmiş o milatta. Evet. Babalar çocuklarıyla anlaşamıyor. Dedeler torunlarıyla farklı evet. çağın insanları olarak kabul ediliyor. Bu dijital çağın çocuklarına biz onların anlayacağı dilde ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni internet siteleri, ortamlar oluşturmalı ve bu yavrularımıza, gençlerimize internet bilinci aşılamalıyız. Ve her şeyden önce ailemizi, aile kültürümüzü, bu her şeyin iç içe entegre olduğu, bu çevrim içinde, bu ağların birbirine girdiği internet aleminde aile yapımızı korumalı.
Bir de çocuklarımıza iman amel bilincini, yani inanç ibadet telakkisini, ilkesini öğretmemiz lazım. Zira internette o kadar vakit harcanıyor ki, sosyal medyada o kadar kıymetli vaktini heder ediyor ki namaza sıra gelmiyor. Ya da inandığı değerleri öğrenmeye sıra gelmiyor. İnancın ibadetten kopamayacağını, her ne kadar bizde birbirinden cüz olmasa da imanla ibadetin kişiyi geliştireceğini, Allah'a kul edeceğini gençlerimize anlatmamız lazım. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte Cuma'ya doğru yolculuğunda bu sohbeti bizlere ikram ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun efendim. Ve programı da kapatacağız. Yalnız bir eserle kapatmış olacağız bugün programı. Çok sağ olun hocam. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, Cuma'ya doğru programında bugün Sinop İl Müftümüz Ali Hayri Çelik hocamızla birlikteydik. Dünyevileşme ile alakalı yapmış olduğumuz sohbette hakikaten çok önemli işaretler vardı. Bizim dünyamıza ikram edilen bu sohbet inşallah ümidimiz odur ki dünyamızı bezeyecek ve hakikaten dünya ile alakalı temasımızı din-i mübin İslam'ın hassasiyetleriyle şekillendirecek. Bu noktada kısa bir anekdotu, daha doğrusu bir hadiseyi sizlerle paylaşmak isterim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine gelirler. Zengindir, varlık sahibidir. Ve derler ki, efendim limanda gemiler yanmakta. Hazret kalbine bir nazar eder, bakar ve elhamdülillah der. Sonra yine aynı münadiyi haber getirir ve der ki, efendim yanan gemiler gemilerden birisi size ait değil. Sizin gemilerden yanan yok dediğinde yine bakar kalbine ve yine hamd eder. Niye iki haberde de hamd ettin diye sorduklarında, ilk haber geldiğinde baktım ki kalbimde üzüntü var mı diye olmadığını görünce hamd ettim der. İkinci haber geldiğinde yine baktım, sevinç var mı? Yok, yine hamd ettim. İşte bu noktada aslında Müslümanın ortaya koyması gereken hassasiyet bu olsa gerek. Dünya ile alakalı, dünya ile yakınlığımızla alakalı noktalar bizi Allah-u Teala'nın varlığından, bize göndermiş olduğu ayet-i kerimelerden, Habibinden, Habibinin hayatından bizleri uzaklaştırıyor mu? İşte o noktada işte tehlike başlıyor demek. Kendimizi o hassasiyetlerle birlikte donatarak hakiki bir Müslüman tavrına koyduğumuz, yerleştirdiğimiz andan itibaren de inşallah kemalat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Efendim önümüzdeki hafta yine önemli bir konuyu, çok kıymetli bir konuğumuzla konuşmayı biz ümit ediyoruz. İnşallah Cuma'ya doğru programında sizlerle birlikte önümüzdeki hafta yeniden birlikte olacağız. Şimdi bir eserle size veda edeceğiz. Görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Hakkın divanına
güzel.